Sebahattin selam, hoş geldin e, girişime Bugün senden kurucu ortağı olduğun Eyahir dinleyeceğiz. Ama girişimine geçmeden önce seni biraz tanıyalım mı? Tabii, selamlar, hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için e-Girişim platformuna. Ben Sebahattin Ünlü, Eyahir Teknoloji Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. Ekip arkadaşlarımla birlikte bir yapay zeka tıbbi cihaz üzerine çalışıyoruz. Ben Cerrahpaşa Odyoloji Bölümü mezunuyum. E, aynı zamanda uzun yıllardır çeşitli yazılım dilleriyle uğraştım. E, yaklaşık 7-8 yıl kadar. E birçok kurumdan da ITU Çekirdek, Entertech, e, TÜBİTAK Big gibi birçok programla birlikte girişimcilik ve iş, iş geliştirme üzerine eğitimler aldım. Son 4 yıldır çeşitli projelerle girişimcilik üzerine e, uğraşıyorum. Son projemiz de 3 yıl önce başladığımız AIHear teknoloji olarak başladığımız otonom odiyometre projemiz. Onun çalışmalarına devam ediyoruz. AIHear nedir? Böyle bir detaylı bahseder misin? Tabii. AIHear bizim girişimimizin genel adı. Girişim şirketimizin genel adı. Biz AIHear teknoloji Anonim şirketi olarak otonom odiyometre projemizi geliştiriyoruz. Odyometreler, yani odiyometre dediğimiz cihazlar hastanelerde kullanılan işitme testlerini yaparken kullanılan en yaygın ve en önemli tıbbi cihazlardır. Biz de aslında bir nevi yerli bir odiyometre geliştiriyoruz. Ancak diğer yurt dışındaki rakiplerinden farklı olarak bunun yapay zeka destekli, otonom halini geliştiriyoruz. Yani otonom derken, personelin yapması gereken işleri otonom bir şekilde yapacak, testleri otomatik bir şekilde tamamlayacak, çıkan sonuçları da yine otomatik bir şekilde yorumlayacak bir odiyometre geliştiriyoruz. E, projemizin de adı, Otonom Odiyometre. Yani tam olarak bu çözdüğünüz sorunun faydası nedir? Hastanelerde yapılan, günümüzdeki odiyometre yapılan işitme testlerini tamamen manuel bir süreçle tamamlanıyor. E, bir personel geçiyor bilgisayarın veya cihazın başına, e, hastaya bazı özel sesler gönderiyor, hastadan gelen cevaplara göre testleri ilerletiyor, çıkan grafikleri yorumluyor, değerlendiriyor. Ancak bu süreç bazen çok uzun olabiliyor. Sağlıklı bireylerde 10-15 dakikayken işitme kayıplı bireylerde daha detaylı bakıldığı için bu test süreci 50 dakikayı 60 dakikayı bulabilmekte. Yani bu süre boyunca orada personel tek bir hastayla ilgilenmek zorunda. Bu yüzden e, işitme testlerine verilen randevular sürekli e, özellikle devlet hastanelerinde çok ileri tarihe 8 ay sonraya 9 ay sonraya bile randevu verilebilmekte. Fakat biz geliştirdiğimiz odiyometre ile birlikte Birçok testi personel sadece başlat tuşuna basarak otomatik bir şekilde yapılmasını sağlamış olacak. Ve e, bu sayede de en önemli katkısı personelin zamandan tasarruf etmesini sağlamış olacak. Bu girişimi ilk hayata geçirme aşaması nasıl oldu? Yani nasıl karar verdiniz? Tabii şöyle ben e, başta da söylediğim gibi Cerrahpaşa Oduyulucu Bölümü mezunuyum. Normalde bir oduyuluk olarak benim görevim gelen hastaların işitme ve denge testlerini yapıp Çıkan sonuçları yorumlamak, onların rehabilitasyon sürecinde bulunmak, ancak bunu yaparken kullandığımız cihazların neredeyse tamamı yurt dışından ithal ediliyor ve bunların her biri de çok maliyetli cihazlar. Her yıl milyonlarca dolar yurt dışına, hatta bazen bazı cihazlarla birlikte milyarlarca dolar yurt dışına e, gitmiş oluyor. Ben de uzun süredir yazılımla ve girişimcilikle uğraştığım için neden bu cihazları biz kendimiz üretmiyoruz? Dedim ve ekibimizi kurarak çalışmalara başladık. Ancak yurt dışındakinin birebir aynısını geliştirmek yeterli olmayacaktı. Çünkü biz bunu yapana kadar onlar daha da ileriye ilerlemiş olacaklardı. Biz de bu işin direkt geleceğini hedefledik. Geleceği yapay zekada dedik ve biz bunu yapay zeka destekli bir halde geliştirmeliyiz dedik. Ve bunu dediğimiz günden beri yaklaşık 3 yıl geçti. O zamandan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki bu işin arkasında nasıl bir ekip var? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çok güçlü bir ekiple birlikte bu ARGE çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İlk başta yola çıktığımızda 3 audiologtuk. Ben kendimi yazılımda iş geliştirme üzerine geliştirmiştim. Diğer iki arkadaşım da odiyoloji alanına çok hakimdir. Bunun dışında bilgisayar mühendisimiz aynı zamanda İTÜ'de doktora yapmakta. Aynı zamanda kendisi de bir akademisyen İstanbul Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi bölümünde eğitim vermektedir. Bir de biyomedikal mühendisimiz, elektrik elektronik mühendisimiz var. Hep birlikte ARGE çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her girişimin olduğu gibi sizin de geçirdiğiniz bazı aşamalar ve zorluklar olmuştur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. İlk başta yola çıktığımızda projemize çok fazla güveniyorduk. Ancak e, üzerine gittikçe eksikliklerinin olduğunu fark ettik ve bunları da tamamlamaya çalıştık. Birçok yere başvurduk, kimyalleri kabul edildik, kimyallerden reddedildik ama her adımda projemizi çok daha iyi bir hale getirdik, daha da iyi geliştirdik. E, bizim aslında dönüm noktamız bundan e, bir buçuk yıl önce kazandığımız TÜBİTAK BIG desteği. TÜBİTAK'tan bir programı kapsamında 200 bin liralık bir hibe desteğini kazandık. Bu destekle birlikte şirketleştik. Şirketimiz İstanbul Üniversitesi Teknokenti bünyesinde bulunuyor. Ardından COSGAP'ten de ARGE ve inovasyon desteğini kazandık. Şu anda da prototipimizi bitirmeye çalışıyoruz. Çok az kaldı, yüzlük yüzlük prototipin kuyruğuna geldik. E prototipin ardından da pazara çıkabilmek için bazı sertifika ve test süreçlerini tamamlamamız gerekiyor. Ancak bu süreç maliyetli olabiliyor. Bu yüzden şu an Fonbulucu platformu üzerinden yatırım turundayız. Yatırım turumuz çok güzel başladı ve şu anda da çok güzel devam ediyor. Umarım hedefimize de ulaştıktan sonra yatırım turunu kapattıktan sonra sertifika süreçlerini de tamamlayıp bir an önce pazara çıkmayı istiyoruz. Ya Zaten e, her startupta olduğu gibi çeşitli zorluklar yaşayarak bunları bir bir açtırmaya çalışarak aslında yolumuza devam edebildik. E, bu proje defalarca kapatma noktasına geldi. Özellikle ilk başta TÜBİTAK Big desteğine başvurmuştuk. Finallere kadar ilerledik ancak TÜBİTAK Big desteğini kazanamadık ilk başvurumuzda. Bunun ardından bayağı bir kapatma noktasına geldik. Tam da bizim de üniversite son sınıf dönemimizdi. O dördüncü sınıftaydık. Arkadaşlarım da bir yandan diyor ki KPSS var biz buna nasıl devam edeceğiz? Nasıl bu çalışmaları yürüteceğiz? Ancak bir sonraki çağrıya dedim ki bir kez daha denemek istiyorum. Bir kez daha devam etmek istiyorum. Buraya kadar geliştirdik projeyi. Ve bu çağrıya da başvuralım dedim. Ee, başvurduk ve bu sefer tüm elemeleri de geçerek TÜBİTAK'tan e, 5000'in üzerinde proje arasından ilk 144'e kalarak TÜBİTAK big desteğini kazandık. Bu işte bizim tam bir dönüm noktamız olmuş oldu. Eğer Hearn gelecek hedeflerinden de böyle bir bahseder misin? Yani bundan bir sene sonra ya da beş sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Tabii biz açıkçası direkt şu otonom odiyometreyi yapalım, bunu satalım sonra da bırakalım modunda değiliz. Eğer exit yapmadığımız takdirde odiolojide bulunan tüm tıbbi cihazları en yenilikçi halleriyle e, geliştirerek ardından bunları IOT ile, Internet of Things ile birbirlerine bağlayarak bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Bu sayede birçok farklı cihazdan gelen bilgiler ortak merkezlerde toplanacak ve hastanın Tüm testleri ortak bir şekilde yapay zeka algoritmalarımızla değerlendirilebilmiş olacak. Böyle bir ekosistem kurma hayalindeyiz. Sebattin çok teşekkürler E Girişim'e konuk olduğun için. Şu an fon bulucu kampanyan devam ediyor, son günlerini yaşıyor. Buradan söylemek istediğin, senin buradan söylemek istediğin son bir şey var mı? Öncelikle ben çok teşekkür ederim hem bu yayın için hem de E Girişim olarak çok güzel içerikler ürettiğiniz için. Tüm sisteme faydalı videolar hazırladığınız için. Şu an yatırım turumuzun son e, günleri. tabi bu videoyu sonradan izleyenler yatırım yapmak isterse yapamayacaklar. Evet, evet. Bu e, yatırım turu kapanacak. Artık önümüzdeki yıllarda düşündüğümüz scale-up dönemi için düşündüğümüz yatırım turları için olabilecek. Son olarak şunu da altını çizmek isterim. Şu an Fonbulucu platformu üzerinden bize yatırım yapacak olan yatırımcılarımız sadece otonom projesine değil AI Here teknolojileri olarak geliştireceğimiz tüm projelere ortak olmuş olacaklar. Biz AI Here ekibi olarak odyoloji alanında Türkiye adına, ülkemiz adına çok güzel faydalı çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz. Bu yolda bizimle yürümek isteyen, ideallerimize ortak olmak isteyen herkesi fon bulucu sayfamıza bekleriz.